Evet, bugünkü dersimizde Dynamo'ya kısa bir tanıtım yapacağız. Dynamo'da kod yazmak zorunda değilsiniz. Ama mevcut yazılmış skriptleri çalıştırarak zaman kazanabilirsiniz. Birçok zamanınızı alacak işi çok kolay halledebilirsiniz. Onun için Dynamo'yu tanımakta fayda var. Dynamo Revit'te gelen bir eklenti. Bağımsız olarak da çalışıyor. Dynamo nedir derse kısa olarak Dynamo bir Visual Programming, Revit'in Visual Programming eklentisi. Visual Programming deyince yazılım bilgisine ihtiyaç duymadan, metinsel syntax kodlamalar kullanmadan grafiksel kodlamayla yazılım yapma diye tanıtabiliriz. İnternette Stretch diye bir program var çocuklar için. Ona bir göz atabilirsiniz. Bu Visual Programming'e bir örnek. Dynamo 2011 yılında Revit'in bir package'i olarak gelmiş. Dynamo'da iki tane kavram var. Script ve notlar. Onları Dynamo ekranı açınca tekrar bir göz atarız. Şimdi Revit'e dönelim. Revit'te Manage, Ribbon Manage gelince Dynamo ve Dynamo Player var. Dynamo Player mevcut scriptleri yani hazır kod bloklarını çalıştırıyor. Dynamo'ya basınca da Dynamo içine giriyorsunuz. Şimdi Player'e basit bir örnek yapalım. Bunlar Revit'te beraber gelen scriptler. Örneğin bir 5 kat bir level ekleyeceksiniz projenize. Bunu mesela ne kadar kolay yapıldığını görelim Dynamo'yla. Şimdi bizden select dediği bir level seçin diyor. Mesafelere koyuyor. Başka da şuradan da slider var. Kaç tane kat eklemek istediğinizi belirtiyorsunuz. Klavyeyle de girebilirsiniz. Örneğin 10 kat istiyorum diyeyim. Select diyorum, katımı seçiyorum ve Dynamo'yu çalıştırıyorum. Burayı artık kapatabilirim. Gördüğünüz gibi 10 katı burada ekledik. İşte bu Dynamo'nun işleri ne kadar kolaylaştığına dair bir örnek. Tekrar Manage'e geliyorum. Dynamo'ya basıyorum. Şimdi Dynamo ekranı gelecek karşımıza. Ve ekranda şu an bizi ilgilendiren Niv'le yeni bir script yazabiliriz. Notlar, düğümler oluşturabiliriz yeni ve Open deyip meşhur script'i açabiliriz. Biz Niv diye. Evet, şimdi Dynamo ekranımız geldi. Kısaca bu ekrana bir bakalım. Sol taraf librarisi. Burada işte not komutlarımız var. Çeşitli kategorilere ayrılmışlar. Aşağıda package'lar var. Eklediğimiz, internetten aldığımız package'lar. Onu şimdi göstereceğim. Yukarıda klasik işte new, open, save komutlarımız var. Şimdi burada önemli şeyleri göstereyim. Bir package'lara gelelim. Burada search for a package deyip internetten işinize yarar package'ler indirebiliriz. Çünkü Dynamo'nun içindeki bir script'ler her zaman işimizi çözmüyor. Burada development'larını yaptıkları package'lar var. Bunları indirebiliriz. Şimdi o bağlana dursun. Evet, burada bir package'lar geldi. Bunlar development'ların isimlerine göre olan package'lar. Burada Clockwork var, Orchid var en çok kullanılanlar. Buna göre buradan indirebilirsiniz bunları. Bunu şimdilik kapayacağım. Şu help ekranında tekrar başlangıç ekrana dönebilirsiniz. Display start package deyip. Genelde kullanacağımız ekran burası ve bu search ekranı. Bunu sağ bastığınız zaman da burada yine o search çıkıp komutlarınızı bulabiliyorsunuz. Şimdi mesela bir point yazayım. By coordinates, point by coordinates notunu çıkartalım. Bunlara işte not deniyor, düğümler. Dynamo'da. Bize bir X, Y, Z ekranı verdi. X, Y, Z noktaları verdi, pardon. Şimdi bu noktalara birer giriş yapacağım.
Mouse'umu iki kere tıklayacağım sol tuşuna. Gördüğünüz gibi bir kod blok çıkıyor. Kod bloğu 0 2 nokta 5 yapıp noktalı virgül koyuyorum. Kod bloktaki kodlar noktalı virgülle bitiriliyor. Yani 0'dan 5'e kadar rakamları yaz dedim. Buna range deniyor. Yani bunun kolaylığı şu. Mesela 50'ye kadar rakam yazacaksınız. 1, 2, 3, 50 diye. Bunu böyle yazmıyorsunuz. 0, 2, 0, 2, 50 yazıyorsunuz. Bunu yazalım sizin için 50'ye kadar bu rakamları oluşturuyor. Yani 0, 2.5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 anlamına geliyor. Şimdi bu notlar birbirlerine, yani bu düğümler ipliklerle bağlanıyor. Her notun bir input'u veya output'u var. Bir notun output'unu diğerinin input'una bağlıyoruz. Yani bir notun çıkışı diğer notun girişi oluyor. Buradan büyüktür işaretine basıyorum. Bunun output'undan almış oldum. Bu notun input'una bağladım. Bunu tekrar basıp ESC'ye basınca kaldırabilirim bunu. İşte bütün bu notları birbirine bağlayıp kod blok oluşturunca da buna da script diyoruz. Script kavramı da bu. Temelinde not var. Notların birleşip de scriptleri oluşturuyor. X'e getirdim. Gördüğünüz gibi 5 tane nokta oluşturdu X'te. Bir de burada bir yine sağ tıklayalım. Watch diyelim. Watch. Normal yazılımlarda da böyle print yazıp ekrana yazdırıyorlar. Yani ne olduğunu görmek için. Watch da ona yarayacak. Şurada mesela bir watch yapalım. Bakın burada hemen bir kendisi bir liste oluşturmuş. Şimdi default alıyor. YVZ'yi 0 alıyor. 5 tane nokta oluşturuyor bize. X0'dan X5'e kadar. Kod blokta tekrar 0'dan 7'ye kadar yapayım. Daha fazla olsun bunun range'i. Bunu da alalım. Buraya bağlayalım. Şimdi bize ne yaptı? 5 tane nokta oluşturdu. Burada daha fazla ikinci kod blokta 7'ye kadar rakam var ama düşük olanına göre oluşturuyor. Şimdi ona bir bakalım. List şeyde çok var. List ne demek ona bir bakalım. Dynamo'da. List değişkenleri bir arada tutan bir veri tipi. İşte örnek bir list yazılımı. Bunlar listin elemanları, itemlar. Bunlar da indeksleri. Burada sadece şöyle bir püf nokta var. İlk indeks 1 olmuyor yazılımda. İlk indeks 0 oluyor. Yani bu birinci indeksimiz yazılım 0 olarak kabul ediyor. Burada 5. gördüğümüz eleman da 4. indeks oluyor sıfırdan başladığı için. Burada range'i tekrar bir görebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5'in karşılığı 1, 2, 5'tir. Şimdi bu notları bağlamanın farklı şekilleri var Dynamo'da. Buraya sağ tıkladığımız zaman lazing var. Bu normalde otoda duruyor. Bu shortest, longest, cross product olarak bunu değiştirebiliyoruz. Shortest şu an yaptığı, longest cross product'a bir göz atalım. Şimdi bu düğümü short şeklinde bağlayınca birinci listenin ilk indeksindeki elemanla ikinci listenin ilk indeksindeki elemanı bağlıyor, yan yanaya götürüyor. Ve ilk liste bittiği zaman son indeksteki eleman bağlandığı zaman listeyi daha fazla uzatmıyor. Yani ikinci listenin 5 ve 4 ve 5. indeksindeki elemanlar kullanmıyor. Boşa çıkıyor. En kısa listeye göre bu bağlantıyı yapıyor. Long olursa yine sırasıyla hepsini birbirine bağlıyor. Birinci listenin son indeksindeki elemanla, yani burada 4 elemanıyla
ikinci listenin geri kalan elemanlarını bağlıyor. Yani 4'ü 4 ile, 4'ü 5 ile, 4'ü 6 ile. Cross'ta da birinci listenin ilk indeksindeki elemanla ikinci listenin tüm elemanlarını bağlıyor. Sonra bir diğer yandaki elemana geçiyor. Birinci listede. Bu listedeki o elemanı da ikinci listenin tüm elemanlarıyla bağlıyor. Yani buradaki bütün elemanları ikinci listedeki tüm elemanlarla bağlıyor. Şimdi bunun dynamodaki şekline bakalım. Şu bizim shortest bağlantımız. Bunu böyle gösteriyor. Görünüm olarak şimdi sağa tıklayacağım. Longest diyeceğim. Gördüğünüz gibi elemanları iki eleman daha ekledi. Burada boşluğa bakalım. Bakın bir 6 ve 7. pointler oluştu. X5, Y6, X5, Y7. Sağ üst ekrandan akışmasını kapatıp grafiklere bakabilirim. Ya da tekrar akışmasını aktif yapabilirim. Şimdi buna yine sağa tıklayıp bir de cross product'a bakalım. Cross bağlantıyı. Bakın gördüğünüz gibi 5 tane liste oluştu. Çünkü ilk listemizde 5 tane eleman vardı, item vardı. Bunu işte ikinci listedeki tüm elemanlarla bağladı. X0, Y0, X0, Y1, X0, Y7 şeklinde. Böyle devam ediyor. Bu çok kullanılan bir yöntem değil ama bu da var. Ben bunu tekrar ortaya getireyim. Bu da Dynamo'nun kullanımına bir örnek, mantığını anlamak için notlar kullanılıyor ve notlar birbirlerine bağlanarak bir bağlantı yapıyoruz. Dediğim gibi Dynamo'yu yazılımıyla uğraşmayabilirsiniz ama hazır scriptleri kullanmak istersiniz. Ya da hazır bir scriptle alırsınız. Onun üzerinde belki değişiklik yapmak istersiniz. Eğer böyle bir değişiklik yapmak isterseniz de temel bir Dynamo bilgisi gerekecek. İkinci dersimizde de bir çizimdeki boruları seçip bunların çapını Dynamo kullanarak değiştirmeyi görelim. Bu temel mantığı anladıktan sonra Dynamo'da ilerlemek isteyen arkadaşlar da artık internette araştırarak kendini geliştirir. Ben de şu an onu yapıyorum. Burada önemli olan kafanızda bir oluşturmak, ne yapmak istediğiniz ve onun için gerekli kodu bulmak. Dynamo'nun çok öyle bir kitabı da yok maalesef. İşte sorarak, internette araştırarak böyle geliştireceğiz. Dersimizi de burada bitirelim.